Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte petrodaktil kuracağız. İlk olarak sudo eksi i yazıyorum. Hemen şu kodumu yapıştırıyorum. Evet, cloud fire ayarlarından. Cloudflare'dan IP'lerimi girdim. DNS only bir şekilde. 2 Enter. Sizden mail isteyecek. Tekrar yapıştırdım maili. Admin'den geliyor. Hosting. Şifre isteyecek ve domainimizi yapıştırıyoruz. Yes. No. Enter. Şifremizi yazıyoruz. Yes. Ben server 1 olarak ayarlamıştım. Enter. Yes. Mailimizi giriyoruz. Yes. Evet, kuruldu. Giriş yapıyorum. Admin. Lokasyon. Yeni bir tane oluşturuyorum. Main diye yaptım. Yeni bir şey açıyorum. Main server. Buraya domainimizi yapıştırıyoruz. 500 MB RAM. Bu şekilde açıyorum. Eğer Amazon'dan aldıysanız edit. Buraya bayağı bir şimdi port açacağım. 80 80 20 22. Şimdi bir tane sayı belirliyorum. 5000 diye attım. 5001, 5002, 5003, 5004, 5005. Bam. Save the rules. Evet. Şöyle bir komut giriyoruz. Şunu kopyalıyoruz. Altına da bunu yapıştırıyorum. 5000'den 5005'e kadar sambit. Konfigürasyon. Kopyalayamadım. Yazıyorum. Ardından şuradaki şeyi yazıyorum. Sunucumuz kurulmuştur. Şimdi Discord botudur filan. Onları ekleyeceğim. Rust'ı silmek istiyorum. Yine bir kategori oluştur. Discord. Hasta bin. VS Code. İnternetten bunun JSON hallerini indirebilirsiniz. Pterodactyl X olarak geçerler. Buradan import ek VS kodu geçireyim ya. Geri dön. Sıradaki Discord'da ekle. Geri dön. Discord.js. Tamam. Bug'a girdi. Başka ne vardı? Hasta bin. Örneğin bir tane hesap oluşturalım. Mailimi, adı ve soyadını ve şifresini yazıp hesabı oluşturuyoruz. Servers kısmından yine bir makine açalım bu kişimize. Discord botu.
Neydi? Kubilay. Aa. %10 CPU veriyorum. 100 MB. 1 GB'a şey verdim. Discord botu, Discord JavaScript oluştur. Şimdi gizli sekmeden şu pet sitemize girelim. Kubilay 52. Evet, şifremizi yaptık. Giriş yaptık. Gördüğünüz gibi bir tane sunucumuz var. Buradan sunucuya bakabilirsiniz. Tabii şu an kuruluyor. Evet, F5 atıyorum. Ya da F5 attım. Sunucumuz gördüğünüz gibi açılmış. Files. Yeni bir dosya oluşturalım. Gördüğünüz gibi FTP olarak da bağlanabilirsiniz. Start diyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Hello world dedi. Buradan details kısmından başkasına aktarabilirsiniz sunucuyu. CPU'sunu arttırabilirsiniz, RAM'ini, diskini. Hem de sunucu aç kapa yapmadan yapabilirsiniz bunu. Yeni bir port ekleyebilirsiniz. Mesela 501'i ekleyebilirsiniz. Mesela ekleyeyim hatta. Bakayım. Bakın gördüğünüz gibi iki tane portum oldu. Benim kurduğum şeyde Node.js versiyonlarını gördüğünüz gibi seçebiliyorsunuz. Kendiniz de buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Settings'ten buraya Tangrio Hosting yapıyorum. Ve kurulumu tamamladım. Gördüğünüz gibi. Kısaydı, basitti. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.